Reyhan'ın Esma Hanım geldi. Buyurun efendim. Hoş geldin Esma. Hayatım boyunca kötü bir kopya olarak kalacaksın. Ha Reyhan? Bana ait şeyler, bu tavırlar falan pek eğreti duruyor üzerinde senin. Böyle düşünmek seni rahatlatıyorsa benim için sorun yok. Oturmaz mısın? Böyle mi kalacaksın? Ama bak, söyleyeceklerim ağır gelebilir sana. Tamam. Ben Adem'le konuştum. Onu ikna etmeye de çalıştım. Ama bana sen karışma anne dedi. Başka şeyler de anlattı. Oy. Kıyamam. Çok mu heyecanlandın sen şimdi beni köşeye sıkıştırdın diye ha? Demek tahminimden erken yetiştirdi oğlum. Tabii sen kendi zekanla kıyasladığın için... ondan gelen bilginin senden sekip beni vuracağını benim tahmin edebileceğimi düşünemedin. Ay şimdi sen sevinçten uyuyamamışsındır da gece. Ben görmedim daha önce seni. Yeni mi? Esra şirketin eski çalışanı da benim yeni asistanım oldu. O zaman sana bir bilgi. Ben kahveyi şekersiz içiyorum ama çok acil, ne olur. Hemen. Fikret Bey siz? Ha yok, ben almayacağım sağ ol. Çok sinirim bozuk. Niye? Annenin Süreyya arasında bir şeyler dönüyor. Ya bakma öyle. Annen Süreyya'yı hamama istemiş. Yani? Bu mu? Ben girdim ondan sonra içeri. Bunlar apar topar kalkmaya niyetlendiler. Annem böyle elini uzatıyor. Kızım al beni götür buradan falan diye. Olacak iş mi? Ben varken sürekli benimle ilgilenir. Hatta Süreyya'ya laf sokmak için fırsat kollar. Hiçbir fırsatı değerlendirmedi, kadın yok. Ya İpek tamam, ne olacak ikisinin arasında? Abartmıyor musun biraz? Tamam. Kendimi kötü hissediyorum diyorum. Dışlanmış hissediyorum kendimi. Bunca yıllık emeğim, yatırımım. Püf. Yok, haksızlık. Yatırımım, sevgim, emeğim, bu zamana kadar yaşadıklarımız, aramızdaki kuvvetli bağ. Ben bir kerecik annene karşı geldim mi? Bir kere olsun bu ailenin başına bir sorun açtım mı? Dışlanacak insan ben miyim? Hizmetliler bile alttan alttan gülüyorlar bana, halime. Çalışan. Çalışan. Ya ne demeye çalıştığımı gayet farkındasın Fikret, Allah aşkına ya. Bunun için mi geldin? Alışverişe gittim işte. Kafam dağılsın biraz diye. Dağılmadı. Hayır, anlamıyorum. Süreyya ile konuşup benimle konuşamayacağı ne olabilir? Yani ya da bu nasıl olabilir? Ay sinirden adayı bıraktım. Al. Al bak. Çocuğun üstü açılmış. Diyorsun ya bana, çok üzerine düşme, çok üzerine düşme diye. Al. Allah'ım çıldıracağım ya. Böyle oluyor işte şey yapınca da. Nerede bunun numarası? Aa! Köpüksüz kahve, bayılırım. En sevdiğim. Yanında hiçbir şey yok. Ah, harika bir menü gerçekten. Sade isteyince... Ben sade isteyince sen şöyle bir bana baktın, bir süzdün beni. Aa şişman dedin, hiçbir şey koymayayım ben yanına. Kahveyi de sade içiyor dedin, hiçbir şey koymamayı tercih ettin, öyle mi? Ya lütfen, şu köşede bir pastane var, bademli çikolatası falan güzel olur. Onlardan biraz, biraz un kurabiyesi belki. Ben bir sakinliyim. Olur mu? Lütfen rica etsem. Çok teşekkür ederim. Esra, ben alırım. Alo, Gülistan. Çocuğun üstü açılmış, haberin var mı? Yok, nereden olsun? Sen bakıyor musun zaten? Bütün hevesiniz ben evde varken zaten. O çocuğun hemen üstünü örtüyorsun ve uyandırmadan yapıyorsun bunu.
Cevap vermezsen sevinirim. Kapat telefonu. Hepsi beceriksiz bunların. Biraz fazla ezmiyor musun? Sonuçta Gülistan'ın adayı ne kadar sevdiğini biliyorsun. Ay, biraz fazla ezmiyorum. Gayet normal davranıyorum. Siz haddinden fazla değer verdiğiniz için zaten bunlar geliyor başımıza. İki günlük kıza haddinden fazla değer verdiğin için önüme köpüksüz kahveyi koyabiliyor. Böyle bir sunum yapıyor. Ondan sonra suratıma sanki ona kötü bir şey söylemişim gibi aval aval bakıyor. Kahveyi kız değil çaycı yapıyor. Neyse ne. Sinirden ben ne dediğimi biliyor muyum? Asıl mevzuya gelelim. Burcu bizi akşam yemeğe davet etti. Osman bilmiyormuş, sürpriz yapacakmış. Biz de vakitlice buradan çıkalım. İyi bir saatte orada olalım, tamam? Ne yemeği ya? İnsan haber verir son dakikada böyle. Çünkü halime bak. Kötü bir gün geçirdim. Sinirim tepemde. Unutmuş olabilirim, kafamdan çıkmış olabilir. Değil mi? Kahve söyledim, gelmiyor. Geliyor, köpüksüz geliyor. Çikolata istedim, yok. Yani of. Gergin oldum. Üstüme geldi bugün her şey. Hadi, rahatlayayım. Blöf yapıyorsun Esma. Hem de çok iyi blöf yapıyorsun. Hodri meydan Reyhan Hanım. Senin eski aşığınla yaşadıklarını oğulların öğrendiğinde seni silecekler. Ben yanarsam seni de yakarım. Düzeltiyorum. Sen beni üzebilirsin. Ama ben seni yakarım. Evet. Benim oğullarım şaşıracaklar. Hatta kızacaklar belki. Ama eninde sonunda kabul edecekler. Çünkü ben yanlış yapmadım. Çünkü tüm hayatlarını bir yalanın üzerine kurmadım senin gibi. Adem, bizim suçsuz olduğumuzu bile bile hıncını bizden almaya çalışıyor. Kim bilir ne kadar öfkeli. Kim bilir nasıl bir hayat yaşadı. Feyzi'nin onu nüfusuna bile kaydetmeye hazır olduğunu bir bilse. Bütün bu sefilliğin senin yüzünden yaşandığını bir bilse. Hı? Düşüncesi bile korkunç değil mi? Hı? Suratına bakmaz. Bir zamanlar tüm ailenin sana yaptığı gibi seni siler atar. Onun için kozlarımızı iyi tart. Doğru kefelere koy. Düşün taşın. Sana 24 saat mühlet veriyorum. Bu sürede eğer Adem gidip bizim anlaşmamızı kabul ettiğini söylemezse önce ben oğullarıma garibi anlatırım. Ondan sonra da Adem'e o mektubu veririm. Hanımım, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Sadece birden öyle başım döndü. Yavaş.